Biz söylüyorduk, hatırlıyorsunuz sevgili izleyenler. Yangın için, orman yangını için uygun bir zemin var diye. Biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, kuraklık tehlikesi altında olan bölgelere bundan birkaç hafta önce yaptığı bir ziyarette bir takım görüntüler çekti. Bakın oralarda ne tarz uyarılar var. Şu anda Batı Akdeniz'de bir ormanlık alandayım. Bu sene olağanın dışında bir kuraklık var, biliniyor. Önceki senelerden de gelen bir kuraklık var. Fakat bu kuraklık her zamankinden fazla olduğu için dünyadaki başka örneklere bakınca da bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Örneğin işte biliyorsunuz Avustralya orman yangınları her sene oluyor ama kuraklığın ardından geldiği senelerde olduğu için durdurması çok zor oldu. Yunanistan'daki orman yangını keza öyle. 2017'deki büyük yangın öncesi çok büyük kuraklık olmuştu. Kuraklığın ardından gelen orman yangını durduramadılar. Burada şimdi kamerayı çevireceğim, gösteriyorum. Şu arkadaki küçük kuytu yerler, yandaki derelik ya da belli yerlerde nemli bölgeler olur. Bu otlar daha uzun olur. İlkbaharın yaşayamadığı, yağmur alamadığı için. Dolayısıyla Kızılçam ormanlarında bu kuraklığın fazla olması bende bir tehlike algısı uyandırıyor. Çünkü Kızılçam dediğimiz zaten bir çıra. Sık sık, yani çıral denilen bir ağaç. Sık sık da orman yangınları oluyor. Bu tabii küçük ölçekte, orta ölçekte olduğu zaman kontrol altına alınabiliyor. Fakat Türkiye Avrupa'nın en büyük Kızılçam ormanlarına sahip. Yani bir Muğla'dan başlayıp işte bütün Akdeniz'e yayılan büyük bir orman bu Kızılçam ormanları. Ve bu yangınlar eğer olursa, yeniden orman yangını olursa çok daha büyükleriyle karşı karşıya gelebileceğimizi düşünüyorum. Tabii sahil bandındaki otelleri ve otellerin kendi doğalgaz tankları var onların enerji için kullandıkları. Onları da düşünürsek tehlikenin bir boyutun daha fazla olduğunu görüyorum. Bakın mesela burası aslında nemli bir bölge. Alan nemli. Arkada sığla ormanı var. Burada okaliptüsler dikmişler zamanında. Demek ki nem olduğu için nemi kurutmak için yapmışlar. Orman alt tabanı aslında nemli. Fakat buradaki çeşmeler dahil her şey kurudu. Gerçekten büyük bir tehlike var. Umarım bu başımıza gelmez. Ama biz buna göre risk yönetimi yapmamız lazım. Şimdiden öngörmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu büyük olası yangında ne yapacağımızın net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor.